Bugünkü deneyimizde polarize ışık deneyi yapacağız. Burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı, aslında üçü de aynı ama 3 tane farklı noktada yerleştirilmiş polarize camımız var. Polarize camın özelliği belli açılardaki ışıkları yansıtması sadece. Mesela polarize gözlüklerde istenmeyen yansımaları görmediğimiz için daha sağlıklı bir görme sağlayabiliyoruz. Bu camların da özelliği belli açılardaki yansımaları alıp diğerlerini almaması. Bugünkü deneyimizde 3 tane paralel dizilmiş polarize camımız var ve biz bu camların açılarını bu şekilde oynayarak değiştirebiliyoruz. Bu 3 farklı konumda olan polarize camı çeşitli açılar değiştirerek görüntümüzün nasıl değiştiğini gözlemlemeye çalışacağız. Şimdi her iki görüntüde, her iki kameradan da görebileceğimiz şekilde şu anda karşıyı görebiliyoruz. Ortadaki polarize camı 0 ile 90 derece arasında yönünü değiştirdiğimde gördüğünüz gibi görüntüm kararıyor. Ortadaki camın açısını değiştirdiğim zaman tekrar açıyorum. Eski pozisyonuna getiriyorum. En uçtaki, en sondaki polarize camımın yönünü değiştirdiğimde, 0 ile 90 derece arasındaki açıyı değiştirdiğimde gördüğünüz gibi tekrar karanlık oluyor. Tekrar açıyorum. Ve yine en baştakini açısını değiştirdiğimde yine bir kararma oluyor. Fakat hepsinin farklı açılarda olduğunu gözlemliyoruz. Burada ilginç olan bir nokta, şimdi bu taraftan giren dış noktadan en dışarıdan giren fotonlar diyelim ışıklar. Bu camı geçtikten sonra en dıştaki camı geçtikten sonra bu ortadaki cama geldiğinde bu ortadaki camı kapattığımda açısını değiştirdiğimde diyelim görüntüm kayboluyor. Açısını açtığımda 90 derece gibi yaptığımda görüntü geliyor. Aslında burada oradaki fotonlar bu tarafa da geçiyorlar. Yani buradan geçen fotonlar bu aşamayı da geçip bu tarafa gelebiliyor. Fakat buradaki açı onların geçip geçemeyeceğini belirliyor. Daha doğrusu en azından bizim gözümüze, kameramıza gelip gelmeyeceğini belirlemiş oluyor. Polarize camla ilgili deneyimiz bugünlük bu kadar.